Öşür farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Diyanet'e Soralım programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Diyanet TV aracılığıyla büyüklerimizi, küçüklerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca buradayız ve dini anlamda merak ettiğimiz sorulara cevap arayacağız inşallah. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamızı sizlere takdim etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Sayın İdris Bozkurt Hocam bu akşam bizimle birlikte. Sizler de telefon bağlantısıyla kıymetli hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarası üzerinden kanalımıza ulaşabilirsiniz. İlgili arkadaşlarla görüştükten sonra da Allah nasip ederse sizi yayında misafir edeceğiz. Diyanete soralim et diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı gönderme imkanınız var. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, paylaşımlarımızı takip edip aynı zamanda sorularını Facebook ya da Instagram üzerinden bizimle paylaşmak isteyen izleyicilerimiz hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ettikten sonra oradan da gelecek soruları inşallah bendeniz bekliyorum. Kıymetli hocama aktarmaya çalışacağım. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun. Ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla. Kıymetli hocama bir hoş geldiniz diyeyim. Akabinde Bismillah deyip sorularınızı sormaya başlayacağım. İdris hocam hoş geldiniz. Hoş Safalar bulduk. Getirdiniz. Safa olduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Allah sağlık afiyet versin hocam. Hepimize inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim ve ilk soruyu hemen yönelteyim hocam. Ali Bey'in çok çok selamı var size. Ticarette kar payının bir sınırı var mıdır diyor. Veyahut da İslam'a uygun bir ticaret çizgisi, çerçevesi var mıdır? Hocamız bu konuda bizi aydınlatabilir mi demiş. Teşekkür ediyorum. Bize kulak veren ve bizi izleyen bütün dostları saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ticaretin de bir ahlakı var. Uyulması gereken kurallar, ilkeler var. Bu bütün şartlar, bu ilkeler, kurallar ne mecrasında işletildiği takdirde aslında ne diyeyim, kar payını ne belirler? Piyasa şartları belirler. Evet. Fakat bu kurallardan bazılarını ben özellikle uygulamak istiyorum. Yani ne diyeyim, arz talep dengesizliği mesela bunun vermiş olduğu tabii ki piyasayı etkileyen bazı şeyler var. Bir de mesela diyelim ki fırsatçılık, açgözlülük, müşterinin ondan sonra bilgisizliğini ne yapmak? Kullanmak. Fazla kâr elde etmek. Bu tür şeyler, stokçuluk. Bunları üst üste koyduğumuzda bunlar nedir aslında? Piyasayı da etkileyen önemli unsurlardır. Bu durumlarda aslında ne yapması lazım? Nar diye bir tabir biz kullanırız. Aslında ne yapması lazım? Piyasayı devletin ilgili kurum ve kuruluşları, yetkilileri aslında ne yapması lazım? Bunlara müdahale bile şansı vardır. Yani İslam fıkhında da bunların yeri vardır. Ve bunlar tabii ki denetlenmeli, mutlaka gerekli şeyler yapılmalı. Ama bunun dışında bütün her şey normal mecrasında, işleyişinde sürerken ne belirler? Piyasanın genel gidişatını tamamen ne belirler? Alışveriş veya diyelim ki piyasa şartları belirler. Ama biraz önceki dediğim ilkeler mutlaka işletilmeli. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Tabii şu da var değil mi hocam? Stokçuluk yaparak malın kıymetlenmesini beklemek falan da İslam açısından ticaret ahlakına sığmayan şeyler değil mi? Tabii ki. Yani bu bugün özellikle mesela bazı şeylerin böyle ani yükselişi vesairesi insan ne yapabiliyor? Evet, belki şartlar öyle. Ekonomik veriler, enflasyon vesaire bunları üst üste koyabilirsiniz ama tamamıyla ondan da kaynaklanmadığı da bir gerçek. Ne yapılabilir? Bunlara mutlaka gerekli denetim mekanizmaları işletilip fırsatçılığın, açgözlülüğün, kanaatsizliğin ne yapılmalı? Önüne geçilmeli. Ama gerçekten bir malın ederi, maliyeti bir noktaya gelmişse ona mutlaka ne yapacaktır? Tüccar üzerine makul ve meşru kar payını koyarak ne yapacaktır? Satışa sunacaktır. Ama mutlaka ahlaki ilkelerde mutlaka işletilmelidir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah ticaretimizi de mübarek eylesin diyelim. Tamam. Ankara'dan Mustafa Bey'i telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi.
Şimdi abi benim bir arkadaşım bana telefon etti. Benim burada kurbanı keselim diye. O arkadaşının benim oturduğum mekan arasında 130-140 kilometre yer verir. Bunun şeyi nedir? Yani, evet. Yani bak, oraya gittiğinizde kestiğiniz kurban makbul mü değil mi onu soruyorsunuz. Evet. Bir de bir sorum daha var. Buyurun. Benim bir babamdan bir arazimiz var, arsa. Oraya ev yaptım. Burada halalarımın iki halam var. Onların da hisseleri var. Onların büyük çocuklarına ben paralarını dedim az. Ama şimdi burada 130-140 kişinin hissesi var. Kimine 25 santim. Bunun hükmü nedir acaba? Eyvallah. Onu da soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Allah kolaylıklar versin Mustafa Bey. Ankara'mıza selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Kurban yaklaştıkça kurbanla alakalı sorular da artmaya başladı hocam. Tabii bazımız mesela Ankara'da yaşıyoruz ama memleketimiz işte hemen yakın çevrede Çankırı'mız var, Konya'mız var. İnsanlar memleketlerine gidip kurban kesmek istiyorlar. Tabii bu da iyi bir şey, güzel bir şey. Fakat seferilik hükümleri devreye girdiğinde bayramın ikinci günü tekrar memleketimize yani ikamet ettiğimiz bölgeye döndüğümüzde yeniden mi kesmemiz gerekir? Yoksa o kurban bizim için artık geçerli bir kurban mıdır soruları geliyor. Mustafa Bey'in sorusu da tam olarak bu galiba. Ne dersiniz? Tabii ben Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Dediği gibi kurbanın şartları oluşmalı. Kurban kesecek kişinin de yükümlülük şartlarından birisi de işte seferi olmaması yani mukim olması vesaire. Peki kişi mukim olmasa seferi iken veya seferi mesafede bir yerde de kurban ibadetini deruhte etse, icra etse geçerlidir. Kurban kesmeye de engel bir durum söz konusu değildir. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yani burada insanlar tabii ki evet işte mukim olma şartı ihlal ediliyor. Mukim olmadığı zaman da insan evet belki vücubiyet şartı yok. Vücubiyet şartı olmasa da kişi orada işte daha çok özellikle büyük şehirlerde gerçekten insanlar sıra beklemek. Şartların biraz ne yapması, aleyhte olması ne yapabiliyor? Böyle tenhada, hele hele memleketinde efendim işte kurbanı o şeyine uygun icra edebilmek için insanlar kendi memleketlerinde kurban kesmeyi arzu edebiliyorlar. Fakat daimi ikametgahının dışında hele hele işte seferi mesafeyi geçen işte 100 küsur kilometre dedi galiba seyircimiz. Evet. Oraya gitse kesse de nedir? Kurban geçerlidir. Fakat kesti. Geri memleketine kurban günlerinde geldi. Siz onu ilave ettiniz. Peki yeniden kurban kesmesi gerekmez. Yeniden kurban kesmesi gerekmez. Kurban peki bir soru da ben öğreteyim. Buyurun hocam. Efendim ben seferilik mesafesindeyim. Kurban kesmediysem, kurban kesme günlerinde tekrar evime döndüysem o zaman kesmem gerekir. Yoksa bir ibadet icra edildiyse tekrar bir daha yapmaya gerek yoktur. Bu şey gibi hani bilmiyorum ne kadar doğru olacak ama benim aklıma şu örnek geldi hocam. Cuma namazında seferiyken cuma namazını kılmayabiliyoruz. Evet. Yerine öğle namazını kılıyoruz ama cuma namazını kılarsak da o gün tekrar öğle namazı kılmamıza tabii gerek ki. Yok. Yani, aynı mantık değil mi? Aynı şekilde mukim olma şartı orada da var. Ne peki mukim olmayan bir kişi seferiyken cuma kılsa cuması geçerli mi? Geçerli. Aynen öyle. Aynen bu da böyle. Yani kurban günlerinde seferi mesafede bir kişi kurban keserse kurban ibareti ne yapılmıştır? Geçerli olmuştur. Allah kabul etsin. Aha. Peki. İkinci sorusu biraz aslında miras konuları böyle telefonda ne kadar anlaşılır oluyor ben de biraz şüpheliyim ama babamızdan kalma bir arazi vardı dedi. Halalarımın hakkını halalarımın büyük çocuklarına verdim diyor. Fakat irili ufaklı çok küçük hisseleri olanlar da var dedi hocam. Onlarla helalleşme işini nasıl yapacak? Ne tavsiye edersiniz? Yani özellikle gayrimenkullerde zaten veraset ilamından sonra mirasçılara ne çetresi çıkartılıyor. Açıkçası kimin ne kadar hissedar olduğu ne yapılıyor? Ortaya çıkıyor. Öyle çıktığı için bunlar nasıl ya helallik alacak veya bizzat razı edecek. Veya hissesini ya vererek ya bizzat kendisini ailene vererek veya bedelini vererek onları neyini alacak? Hisselerini alacak. Helalleşme yani razılık almadan olmuyor bu iş tabii değil mi hocam? Evet. Allah kolaylıklar versin. Reşit Bey telefon attığımızda Kahramanmaraş'tan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz Reşit Bey. Buyurun efendim. Evet. Buyurun Reşit Bey. Selamun aleyküm, iyi akşamlar. Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Ya ben aramam, şunun için aradım. Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Estağfurullah, rahatsızlık yok. Buyurun. Evet.
Bundan 10 sene önce ben de bir oğlan verdim. Düğünümüz oldu. Çevremiz tabii eş dost geldiler düğüne. Evet. Takıntı taktılar. Bir kısmı da altın takmış. Eşim de altın da çok yükseldi. Ben bir emekliyim, bir başka bir gelirim de yok. Şimdi bu düğünlere dedim, bu altının o zamanki değer hesabından mı vermek lazım, yoksa hiç vermemek mi lazım, nasıl edeceğiz, bunu danışmak için şey yaptım. Eyvallah. Soralım Reşit amca, bakalım hocam ne diyecek. Kahramanmaraş'a selamlarımızı iletiyoruz. Sizden dua bekleriz. Bereketli akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Evet hocam, götürmeli mi acaba? Bu bir borç mu yoksa bir hediye mi? Şimdi örf, adet ve geleneklerimiz aslında belli bir temele dayanıyor. O da nedir? İşte düğün yapan insanlara ne yapmak? Destek olmak, yardım etmek. Hani karşılıklı yardımlaşma, dayanışma diyelim. Hatta hediyeleşmeyi de ne yapalım? İlave edelim. Aslında bu amaçlara, bu hedeflere hizmet etmek için insanlar ne yapıyor? Bir yakınına, bir arkadaşına, efendim bir akrabasına, düğün esnasında bir takı takması ne oldu? Adettendir. Ama adetlerimizin temeli tamamen hediyeleşmek, yardımlaşmak, dayanışmak. Fakat bunu farklı bir anlam yükleyerek, efendim bunu bir borç karşılıklı adeta ben ona veriyorum, o da bana vermek zorunda şekline indirgersek aslında ne olabilir? Çok da sağlıklı bir şey değil sanki. Yani buraya indirgemek tehlikeli. Sonuçları itibariyle işte şimdi bakın seyircimiz ne diyor? Evet, yıllar yıllar önce ben böyle bir düğün yaptım. Eş dost bana ne yapmış? Altın taktı. Peki ama ben o altınları bugün hepsi, ki benim gücüm ortada. Hı hı. Evet, aynı ile ben altın karşılama gücüm de yok diyor. Peki gücü yoksa bir insanın ne yapması? Bunda zorlanmaması lazım. Yani bir de borcu indirgemek doğru değildir dedim ya, borç mudur acaba, o da ayrı bir şey. Bazılar yani, arıyor da hocam tabii. Mesela diyor ki ben senin düğününde sana şu çeyrek altın takmıştım, bizim düğün oldu sen gelmedin diyor. Evet mesela. Çokça böyle örnekler var. Peki ödeyecek gücü olmayan insan ne yapacak? Sıkıntı. Peki altın takarak o insana iyilik mi yapmış oluyoruz bu niyetle? Onu zor durumda bıraktı. Zor durumda bırakıldı, evet. Doğru. Gerçekten peki gücü nispetinde bu kardeşimiz ne yapmalı? Kendisinin düğününe katılan, hediye takan, hediye veren insana gücü nispetinde ne yapabilir? Bir hediye verebilir. Gücü neye yetiyorsa illa onu vermek zorunda değildir. Ama toplumumuzdaki algı çok farklılaştı. İş bu noktaya geldiği için de şimdi insanlar zorlanıyor. Peki zor durumda da ne yapmamak lazım? Karşı tarafı bırakmamak lazım. Bu niyetle bir kişiye gerçekten ben buna vereyim, ne kadar çok verirsem o da bana aynısını versin düşüncesiyle yaptığı takdirde kişiyi zor durumda bırakmış oluruz. Evet. Allah yardımcımız olsun. Amin. Havva Hanım selamlarını iletmişler kıymetli hocam. Hayırlı akşamlar dileklerinde bulunduktan sonra organ bağışı hakkında bilgi istiyorlar. Acaba dinimize göre organ bağışı yapmak caiz midir? Ya tabii organ bağışı aslında yani bir insanın zor durumda olan veya diyelim ki sağlık sorunları yaşayan insanlara ne yapmak? Tedavisi için fedakarlık yapmak. Aslında ne olabilir? Belki hani bir ayete ben istinaden söyleyeceğim. Estağfirullah, bismillah. Men ahyaha feke ennema ahyen nasa cemi'a diyor. Yani bir insanın hayatına hayat katabilmek veya tedavisine katkı sağlayabilmek, sanki tüm insanlığı ne yapabilmek? Diriltmek gibi. Tabii. Değil mi? Gerçekten hayat verebilmek gibi insan ne yapabilir? Mükafat elde edebilir. Yani teşvik edilen bir şey. Bu da ne olabilir? Evet, belli şartlar var tabii ki. O şartlar çerçevesinde hareket edilebilir. Bugün mesela diyelim ki her organ nakli de ne olamıyor? Gerek organ gerekse doku. Meşru çerçevede, o şartlar çerçevesinde evet bir insan ne yapabilir? Canlıdan canlıya ise kendi hayat fonksiyonlarını ne yapalım? Yitirilmesine sebep olmayacak organlar. Mesela ne gibi? Doku gibi, kan gibi, efendim böyle böbrek gibi mesela organların. Peki illa öldükten sonra ben organlarımı bağışlıyorum demekte de ne yoktur? Dinen bir engel yoktur. Caizdir. Bu da teşvik edilebilir. Ülkemizde çeşitli nedenlerle bu bağış konusunda aslında ne var? Biraz tereddütler var, tedirginlikler var. Bunu da yine de diyorum zaten her organda ne yapılamıyor? Nakledilemiyor. Onun en azından kuralları var. O kurallar işletiliyor ve o kurallar çerçevesinde bir insan ben öldükten sonra organların bir başkasının bedeninde de hayat bulsun,
onun da sıkıntısı giderilsin. Çünkü bunlar hepsi zaruret prensibiyle şey yapılandır. Hı hı. Yani gerçekten o insanın rahatsızlığı veya diyelim ki tedavisi ancak o organla olabiliyorsa buna da ne yapılabilir? Dinimiz müsaade eder. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Afyon Karahisar'dan Enver Bey telefon attığımızda. Enver Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hocam selamun aleyküm. İyi akşamlar hocam. Hayırlı. Allah razı olsun. Size de hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hocam sabah namazından sonra kaza namazını kılabilir miyiz diye sormuştum hocam. Peki. Cevaplandıralım inşallah. Her vaktin arkasından kaza namazı kılıyoruz ya. Evet. Sabah namazının arkasından, farzından sonra namaz kılınmaz diyorlar bazıları da. Peki. Onu öğrenmek istedim hocam. Açıklayalım inşallah. Dua bekleriz Enver Bey sizden. Afyon Karahisarlı kardeşlerimize, hemşehrilerimize de selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet hocam, herhalde dün sizinle buna benzer bir soru cevaplandırmıştık. Her namazın peşine kaza namazı kılınır mı? Siz de evet kılınır demiştiniz ama sabah namazıyla alakalı da aslında bir parantez açmıştınız. Orayı bir tekrar etmenizi isteyeceğim. Yani ben kaza namazların kılınmayacağı tek vaktin özellikle dün vurguladığım bir şey var. Kerahat vakti olmaması. Hı hı. Yani o engel var. Peki sabah namazı vaktinden sonra artık ne oluyor? Güneş doğuyor. Yani kerahat vakti giriyor. Peki kerahat vakti girmedikçe yani namazı erken kıldım haliyle bir süre var. Bu süre içerisinde ben geçmişte kılamadığım vaktinde eda edemediğim namazı kaza edebilir miyim? Edebilir. Çünkü henüz kerahat vakti girmedi. Kerahat vakti girdikten sonra kılamaz. Peki bu niye bu karıştırılıyor diye ben ona da vurgu yapmak istiyorum. Sabah namazından sonra kılınmayan namaz kaza namazı değildir. Nedir? Kerahat vakti olmadıkça özellikle vurgu yapıyorum. Nedir? Nafile namazdır. Mesela ikindi namazının farzından sonra da nafile namaz kılınmaz. Henüz kerahat vakti girmediyse. Şimdi bunu insanlar ne yapabiliyor? Nafile namaz kılınmaz dediğimiz zaman sanıyor ki kaza namazı da kılınmaz. Çünkü kaza zorunlu bir namaz. Nafile ise gönüllü bir ibadet. O halde ne yapacağız? Sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğmuyor. Güneşe de daha vakit varsa. Varsa ne yapılabilir? Kaza namazı kılınabilir. Eyvallah hocam. Evet. Peki. Neslihan Hanım'ın sorusu gece 12'den sonra teheccüd namazı kılabilir miyiz demiş ama parantez içinde de uyumadan diye bir uyarı düşmüş hocam. Uyumadan kılınan namaz teheccüd olur mu acaba? Şimdi bu teheccüd de gece namazı Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hani ayette de var ya feteheccet bihi nafiletellek diyor ya. Ne yap? Gecenin bir kısmında namaz kıl. Nasıl uygulardı o? Madem onun sünneti. Onun yolundan gideceğiz. Onun yolunda gideceğiz. Onu örnek alacağız. O nasıl yaptıysa biz de onu yapacağız. Peki o nasıl kılardı? Bu konuda da teşviği de var. Hem öyle teşvik ederdi. Yani gecenin işte son cüzünde, üçte birlik diliminde ne yap? Uyan, eşini çocuklarını da uyandır, namaz kıl. Çokça ne yapan, ibadet eden, Allah'a zikredenlerden olursun teşviği ve onu da uygulamalarında da öyle yapardı. Yatsı namazından sonra biraz uyur. Ve sonra kalkar ne yapardı? Uyandıktan sonra teheccüd namazı kılardı. Şimdi uygulama böyle, teşviği böyle olunca insanlar ne yapıyor? Bu sefer acaba ben uyumadan teheccüd namazı kılabilir miyim? Diyorlar. Bir de insanlar biliyorsunuz gece istirahat saatidir. Eğer o istirahat edilmesi gereken şeyde insanın uyku ihtiyacını gidermeden böyle bir şey yap, gündüz sıkıntılı olur. İş hayatı değil mi? Öğrenim hayatı, sosyal hayatı problemli olur. Kısaca dinlenmesi gereken sürede dinlendikten sonra teheccüd kılmaktır esas olan. Peki bir insan düşünün, efendim gece mesai yapıyor veya gece işi gereği veya şartları gereği hep ayakta. Böyle bir insan peki teheccüd namazı kılmayacak mı? Kılsa geçerli olmayacak mı? Kılabilir. Kıldığı takdirde geçerli olur. Eyvallah. Ama sünnetin öyle icra edildiğini biz hep öyle ne yaptık? İnsanlara duyurduk, ilan ettik. Bu şekilde teheccüd namazı kılınıyor denildiği için de insanlar ister istemez şunu soruyor. Efendim uyumadan teheccüd namazı kılınmıyormuş demek. Aslında benim aklıma da şöyle bir şey geldi hocam. Şimdi gece 12'den sonra teheccüd namazı uyumadan kılınabilir mi sorusu hatırıma şunu düşürdü. Biz o günün ertesi günün yani sabah namazını kılacağız ve imsak vaktinden biraz sonra kalkacağız. Farzı yerine getireceğiz. Bu soru acaba
sabah namazının farzının kılınmasında bir ihmalkarlık mı yapılıyor sorusunu da benim gönlüme düşürdü. O yüzden imsaktan biraz evvel kalkıp teheccüd namazı önce kılmak, teheccüd kılalım. Sonra da sabah namazını değil kılmak mi? Evet. Çok daha doğru olacak. Evet. Peki. Kevser Hanım, takvimlerde bulunan kıble saatinin ne anlama geldiğini sormuş hocam. O saatlerde ibadet etmek sakıncalı veya eftel mi? O yüzden mi oraya not düşürmüş demiş. Yok, aslında kıble saati isminden anlaşılacağı üzere aslında o saatte yani özellikle dik cisimlerin gölgesinin tersi istikametine düşüyor ya. Mesela gölge ne tarafa düşüyor? Peki o cismin baktığı yer aslında nedir? Kıble yönü değil mi? Kıbledir. Peki onun tersi de gölgesinin düştüğü ters, o zaman gölge ona göre ayarlanır. Biz mesela kıble tespiti yaparken uzmanlarımız, hocalarımız, çünkü ibadet yerlerinin değil mi planlamasında kıbleyi de tespit etmek önemlidir. Ne yaparız? Kıble saatini esas alırız. Kıble saatinde biz güneşe döndüğümüzde nereye dönmüş oluruz? Kıbleye dönmüş oluruz. Ben aslında o onu belirlemek için tabii ki kıbleyi tespit için. Kıble tespiti için bir kolaylık. Bir kolaylıktır. Peki o saat kerahat vakti midir? Değildir aslında. Ne olabilir? Kuşluk namazı veya işte işrak namazı kılınabilir. Eyvallah hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Bir sorum daha var namazla alakalı. Sonra telefona döneceğim. Fevzi Bey, öğle namazında camideyken farza yetişmek maksatlı öğle namazının ilk sünnetinde, ilk oturuşta selam verip farza yetişmemiz uygun olur mu diyor. Kalan iki rekatı farzdan sonra tekrar ikmal mi edeceğiz yoksa baştan mı kılacağız demiş. Yani camiye gittik, öğle namazına başladık. Ama ben başladıktan sonra efendim farz hazırlıkları ne oldu? Kamet getiriliyor. Eğer ben birinci rekattaysam ikiyi tamamlar selamlayabilirim. Peki ikiyi kıldım, üçüncü rekata kalktıysam dörde tamamlamam lazım. Yani bu kardeşimiz eğer ikinci rekatta iken kamet getirilmeye başladıysa o zaman evet, oturduğunda selamlasın. Ne yapsın? İki rekat sünnet kılmış olur. Daha sonra ne yapsın? İmama yetişsin. Peki bu adam selamdan sonra hocam öğle namazının ilk sünnetini tekraren kılmalı mı? Yani tekrar kılabilir evet. Yani iki rekat sünnet kılmış oldu. Dört de kılabilir. Evet. Eyvallah hocam. Peki teşekkür ederiz. Samsun'dan Hatice Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Benim sorumda namaz kılarken şimdi öğlen namazına durduk. Tamam. Elemtere'den başladık. İnayethane'ye bitirdik. Tekrar farzına Ayet-el Kürsi'den İnayethane'den okuyabilir miyiz? Yoksa devam geçmeden Bülya'dan İhlas'tan bitirebilir miyiz? Eyvallah. Soralım Hatice Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Dua bekleriz efendim sizden. Samsun'umuza selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Aslında soru şu. Sünnet namazlarda okuduğumuz zamm-ı surelerden sonraki sureleri mi farzda okumalıyız? Yoksa bunlar ayrı birer namaz olduğu için öncelik sonralık sırası burada devre dışı mı kalıyor? Yani iftitah tekbiriyle başlayıp selamla bitirdiğimiz namazı müstakil bir namaz görmek lazım. Yani sureleri tespit için, sıralaması için. Yani şimdi hanımefendi dedi ya öğle namazına başladım. Öğle namazının ilk sünneti için dört tane sure okuyacağım ben. Evet ne yaparım? Elemtara yani Fil suresi. Değil mi? Sonra Lilafi Kureyş. Değil mi? Kureyş suresi. Peki Maun suresi. Ra'itellezi yükeddebü bittin. Kevser suresi. İnna adayna kel kevser. Bunları okudum bitirdim. Tamam. Selamladım. Bu namaz bir şey etti. Peki farza kalktığımda, peki ben ne yapacağım? Ondan sonraki sureleri okumak zorunda değilim. Daha önce işte seyircimiz güzel ifade etti. Ayet-el Kürsi'yi okuyabilirim. Peki ondan sonra Ayet-el Kürsi, Mushaf sırasını esas almak lazım. Ayet-el Kürsi tabii ki ilk surelerde. Peki Kadir suresi, İnna enzelnahu fi leyletil kadr. O ikinci rekatta da okuyarım. Oldu. Bu da zaten iki tane zamm-ı sure okuyacağım farz olduğu için. Peki son iki rekatta zamm-ı sure okunmaz. Sadece Fatiha okunur. Selamla da o da bitti. Peki son sünnete geleceğim. Son sünnete de bambaşka yerden ne yapabilirim? Bildiğim işte Amener Resulü'nü biliyorsam. Tekrar Kevser'i ve İhlas'ı okuyabilir. Tekrar onu okuyabilir. Hocam. Kısaca burada bir vakit namazında ilk sünnet, farz, son sünnet veya sünnet, farz, farz, son sünnet neyse bunları ayrı ayrı düşünmek lazım. Yoksa hem sünnette hem farzda hem son sünnette efendim sırayı olduğu gibi devam edeceğim anlamı çıkmaz. O zaman iftitah tekbiriyle selamla biten namazı
da okuyacaklarımı sıralamam lazım. Nasıl sıralayacağım? Musaf sırasını esas alacağım. Ya peş peşe okuyabileceğim gibi atlarsam eğer surat kısa surelerde özellikle en az iki tane atlayacağım. Evet. Eyvallah. Allah bu da namazı olsun. Bozan, namazın olmazsa olmaz kurallarından da değil. Sadece olabilir. Olur, değil mi şimdi bize kulak veren dostlarımız ister istemez, aa ben bu kuralı bilmiyorum ne olacak? Bugüne kadar da bunu uygulamıyordum diyen kardeşlerimiz endişe etmesinler. Bildikleri kadar uygularlar. Bilmedikleri veya bugüne kadar yanlış yaptılarsa veya Kur'an'daki o surelerin sıralarını bilmiyorlarsa ne yapılabilir? Bu namazı ifsad eden, bozan veya olmazsa olmaz kurallarından değildir. Eyvallah. Evet. Ama yaparlarsa iyi olur. İyi olur tabii ki. Fatma Hanım, ben şu an hamileyim, namazlarımı oturarak kılıyorum demiş. Fakat çevremdeki bazı insanlar şöyle namazda ayakta kılmam noktasında bir takım söylemleri oldu. Ben de biraz araştırdım diyor. Her ne kadar ayakta durmakta zorlansam da namazları ayakta kılmam gerektiğini, özellikle farzları ayakta kılmam gerektiğini söylediler. Ben de bir hocama sorayım dedim. Acaba ne tavsiye eder demiş. Yani bazı rahatsızlıklar ki yani hamilelikte eğer gerçekten kişi eğilmekte, ayakta durmakta, eğilmekteki kastım rükû diyorum. Hı hı hı. Peki secdeye gitmekte zorlanıyorsa, ayakta duramıyorsa oturarak o zaman ne yapacaktır? İma ile namazını kılabilir. Peki farz veya sünnet-i nafile fark etmeksizin. Fakat ben biraz zorlarsam yani işte yani yapabiliyorum. En azından zaten kendisine söylenen o farzı bari ayakta kılması ne yapılmış kendisine telkinde bulunmuş. Ama yapamıyorum bundan da zorlanıyorsam eyvallah. Hepsini mevcut durumunu mazeretine dikkate alarak ne yapabilir? Oturarak kılabilir. Peki hocam. Çünkü mazeretli. Peki hocam teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah sağlıkla, sıhhatle kucağına almayı nasip etsin evladını. Öyle dua edelim. Ve amin. Kırşehir'e gidelim. Özcan Bey Kırşehir'den telefon attığımızda. Hoş geldiniz Özcan Bey. Hayırlı akşamlar, hoş sağ bulduk olun. Hocam. Hayırlı akşamlar, buyurun. Nasılsınız hocam? İyi. Hamdolsun, iyi. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun inşallah. Allah kolaylıklar versin, maşallah. Allah razı olsun. Hocam ben kefaret orucunun diğer bütün bir sene, yani ömürde bir defa kefaret orucunun diğer kefaretlere de şeyi var mıdır? Soralım. Yani bir defa ömürde kefaret orucu tutmak diğerlerinde siler mi? Soralım Özcan Bey, bakalım hocam ne diyecek? Bir de kaza oruçları, mesela o kaza oruçları oluyor. Diyelim ki Ramazan'da 5-6 tane kazası oluyor. Hı hı. Bayanların özel muayyer günlerinde tutamadığı oruçlarına kefaret yeterli midir? Yani ömürde bir defa kefaret tutulması onlara da yeterli olur mu? Peki soralım. Kırşehir'e selam ederiz Özcan Bey. Dua bekleriz efendim sizden de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu özellikle hanımefendi kardeşlerimiz arasında çok yaygın hocam. Yani diyor ki ömürde bir defa kefaret tutalım. Ne olur ne olmaz. Aslında kefareti gerektirecek bir durum hiçbir başlarına gelmemiş ama yine de çok yaygın olduğu için böyle bir şey yapıyorlar. Ve bunu da tıpkı Özcan Bey'in söylediği gibi mesela farkında olmadan yapmış olduğu diğer şeylerin de yerine geçer. İşte hanımefendilerin özel günlerinde tutamadıkları oruçların da yerine geçer mantığıyla yapıyorlar. Acaba bu doğru bir sonuca mı götürür yoksa bizi yanlışa mı götürür? Yani kefaret dediğimiz şey aslında başladığımız bir konu oruçsa, başladığımız bir orucu meşru bir mazeretimiz olmadan ne yapmaktır? Gün içerisinde bozmaktır. Peki bu ne yapar? Kişiyi artık vebal altına sokar. Hatta Ramazan'ın da o kutsiyetine, o manevi yatın adı nedir? Aykırı, ondan sonra ruhuna aykırı bir davranıştır, saygısızlıktır. Peki bunu yapan insan ne yapacaktır? İki ay peş peşe oruç tutacaktır ve bozmuş olduğu orucuna kaza edecektir. Yani 61 diyoruz. Peki böyle bir durum başına geldiyse yapar. Peki böyle bir durum söz konusu değilse illa da bir kefaret tutmak zorunluluğu var mı? Yoktur. Ama insanlar ihtiyaten böyle bir şeye kalkışıyor. Lütfen mecbur değiller, onun yerine nafile oruç tutabilirler. İbadette şüphe olur mu? Tabii olmaz ihtiyaten. Tabii. Acaba yaptım olmaz. Mı, bozdum mu? Düşündüm. Peki şunu diyeyim, kaza özellikle vurgusu yapıyor seyircilerimiz. Peki kazam varsa 3 aşağı 5 yukarı onun hesabını yaparım bilmiyorsam. Az çok tahmin ederim, hayatımı şöyle gözden geçiririm. Ne yaparım? Onları. İnsan bilir kendini. Bilir kendisini. Onların hesabını yapar, onları peyderpey. Ne yaparım? Tutma gayreti içerisinde bulurum. Bu daha önemli. Bu daha önemli. Aynen. Bunu yaparım. Peki yoksa efendim ben bir kefaret tutayım da hepsini kapsasın anlayışı
şey değil yani, bilinçli bir ibadet yapan kişiye yakışır bir durum değildir. Eyvallah. Ama yoksa kazamda onun yerine de ne yaparım? Nafile tutarım inşallah. Peki. Ayla Hanım kefanet orucuyla alakalı bir soru sormuş. Halk arasında genelde 61 diye biliniyor ya hocam. Bu 61 gün orucu fasılasız ara vermeden peş peşe mi tutmak gerekir? Yoksa 3-5 gün tuttuktan sonra biraz ara versek sonra devam etsek bu şekildeki uygulama doğru mu diyor? Aslında tüm kefaretlerde, yani bu kefaret yemin kefaretidir, oruç kefaretidir, zahar kefaretidir, katil kefaretidir, bir yan kefaretler var. Hı hı. Bunların her birisinde tutulan oruçlar nedir? Peş peşe tutulmasıdır. Esas, yani peş peşe tutulmalıdır, öyle diyeyim. Peki peş peşe tutulurken özellikle Hanefilerde ne vardır? Sadece kadınların, bu soruyu soran bir hanımefendi olduğu için, kadınların özel günleri buna ne olabilir? Efendim fasıla için bir mazerettir. Onun dışında efendim hastalandı veya işte yolculuktu, işte şu veya bu sebeplerle mazereti sebebiyle tutamadı ama yani hayız, yani adet günleri dışında. Hı hı. Peki bu günlerde ara verdiyse o zaman ne olur? Oruca yeniden başlaması gerekir. Eyvallah. Peki böyle bir adet günleri dışındaki mazeretler fasıla vermek için ne değildir? Geçerli bir mazeret değildir. Sadece bu 60 günlük olayda değil yani mi hocam? Kefaret, artı yani. Bir de evet. Dilediği zaman şöyle diyeyim, kişi 60 günü tamamladı. Ne oldu? Bir mazereti işte söz konusu oldu. Onu ne yapabilir? O mazereti geçtikten sonra o bir günü kaza edebilir. Eyvallah. Oruçla alakalı iki soru daha soracağım hocam. Malumunuz bizim de mutat olarak tutmuş olduğumuz, Efendimiz'den öğrendiğimiz Eyyam-ı Bid oruçları var ya. Emrah Bey demiş ki Eyyam-ı Bid orucu cuma gününe denk gelirse tutulur mu? Cuma günü oruç tutulmaz kanaati de var ya. Yani Eyyam-ı Bid dediğimiz güneşin şey her ayın 13, 14 ve 15. Böyle dolunay diyoruz değil mi onlara? O günler yani 13, 14, 15. Yani 13, 14, 15 deyince ne olacaktır? Nafile de olsa yani perşembe, cuma, cumartesi veya cuma, cumartesi, pazar olacaktır. Yani peş peşe oruç. Çünkü nafile oruçların oruç tutarken sadece cumayı cuma olarak nafile tutmaktır. Ne olan? Engel uygun olan. Görülmeyen. Uygun görülmeyen. Ama ben Eyyam-ı Bid yani 3 gün orucu cumaya denk geldiyse bu ne değildir? Bir engel değildir. Eyvallah hocam. Evet. Esen isimli izleyicimiz de Ramazan ayında tutulan Ramazan ayından sonra tutulan Şevval oruçlarında sahur yapan bazı kardeşlerimiz ezan-ı Muhammedi okunana kadar yiyip içiyorlar ama kimse imsak önce girmiş olduğu için bu durumu dikkate almıyor demiş benim çevremdeki insanlardan. Bir uyarı yapar mısınız yoksa doğru mu yapıyorlar demiş. Hakikaten önemli bir konu hocam. İmsak vaktiyle mi yeme içmeyi keseceğiz yoksa ezanla birlikte mi? Ramazan'da tabii ki imsak la birlikte kestiğimiz gibi Ramazan sonrasında veya öncesinde tuttuğumuz tüm oruçlarda ne yapacağız? Oruca başlama anı nedir? İmsaktır. Ezan değildir. O halde biz ne yapacağız? Şevval orucu da tutuyorsak biz ne yapacağız? Ezanı değil, imsağı esas alacağız. Peki imsak vakti geçtikten sonra ezan biraz gecikerek okunuyor özellikle Ramazan dışındaki aylarda. Peki eğer bugüne kadar imsak vakti geçtikten sonra yeme içme gibi oruca ondan sonra diyelim ki mani bir eylemi fiili olan bir davranış yaptıysa kişi ne olur? Oruca zamanında başlamamıştır. Haliyle o oruç olmamıştır. O oruç olmamıştır tabii ki. İnşallah böyle yapmıyorlardır. İnşallah. Eğer böyle yapıyorlarsa dikkat etsinler. O tuttuklarını da tekrardan iade etsinler diyelim. Afyon Karahisar'dan Emrah Bey telefon attığımızda. Emrah Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Hocam bizim yetimle ilgili bir küçük sorumuz olacaktı da. Buyurun. Biz bu konuda net bilgiye ulaşamadık da birkaç hocamıza danıştık ama bizim yetim yeğenlerimiz var. Annem bakıyor çocuklara da. İki evet. tane. Bunlara sadaka türünde, fitre türünde yardımlar geliyor da biz bu yardımları çocukların ileride ihtiyaçları olur, sıkıntıları olur diye kenara bırakıyoruz. Yani harcamayı yapmıyoruz. Bunlara sadaka vermemiz gerekir mi biriken paraları? Zekat vermeniz gerekir mi? Demek istedim. Zekat gerekiyor mu onlara? Peki soralım. Allah sizden razı olsun Emrah Bey. Anneciğinizden de Allah razı olsun. Yetim yavrularımıza sahip çıktığınız için Rabbim size inşallah bu dünyada da ahirette de güzellikler ihsan etsin. Kardeşlerimizi de öpüyorum ben. Evet hocam şimdi
bu paralar birikiyor. Allah razı olsun. Biz de o paralardan onların ihtiyaçlarını karşılamıyoruz. Onlar adına biriktiriyoruz dedi. Zekat vermeleri gerekir mi? İbadetlerde yükümlülük şartlarından birisi akıl ve buluğdur. Eğer bu kardeşlerimiz buluğ çağına ermemişse, yani henüz yetişkinlik değil mi durumuna gelmemişse, peki birikimleri nisabı bile geçse zekatla yükümlü değildir. Ama Hanefilere göre. Tamam. Şimdi ben buradan bir soru çıkardım. Yani şöyle dediğim, ben sanki soruda şöyle bir şey de anladım mı bilmiyorum. Onu mu soracaksınız? Siz soracağınızı sorun ben. Bence evet. Ben de şöyle dedim. Hani muhtemeldir ki nisap miktarını aşan bir seviyeye geldi ya bu. Evet. Öbür taraftan mesela ben de zekat vereceğim. Emrah Beylere dedim ki ya bunu yetimlerimiz için buyurun kabul edin. Ya bu haliyle nisap miktarını aşan bir malı olan akıl bali olsun olmasın bir kişiye ben zekatımı verebilir miyim sorusu da evet. Benim aklıma geldi. Ben de tam olarak onu o soruyu üretecektim. Öyle çünkü konuşmada onu anladım ben. Peki bu kardeşlerimizin neyi var? Buluğa erdi veya ermedi? Bir birikimleri var. Onların adına, onların mülkü olan bir mal varlığı var. Bu mal varlığı da nisabı geçiyor. Peki bu kişiye zekat fitre verilir mi? Verilmez. Yani biz toplumda şöyle bir şey vardır. Yani yetimi, öksüzü veya de işte dolu bu tür insanları ne yaparız? Koruruz, kollarız. Ama fitre gibi, zekat gibi, fidye gibi uygulamaların özel ödeme yerleri farklı olduğundan dolayı varlıklı olan insanlar yetim de olsa, öksüz de olsa, dul da olsa ne yapılamaz? Bunlara verilmez. Yani zekat kabul edemezler. Tabii, zekat kabul fitre edemezler. Fitre kabul edemezler ama sadaka edemezler. Kabul edebilirler. Sadaka kabul eder. Bir de şunu da diyeyim. Sadaka da niye bunlara verilsin? Çünkü yetimlik değildir sadece mesele. Hah, eyvallah. Orada değil belirleyici mi? Olan tabii, yetimlik belirleyici. Ya da öksüzlük değil. Değil mi? Yoksullara sadaka verilir. Bu insanlar yetimdir ama yoksul değildir. Peki şöyle bir şey olabilir mi hocam? Şimdi Emrah Bey dedi ki yetimlerimiz var. Hani iki olarak kabul edersek yetimleri, yetimlerimiz deyince ben çoğul anladım çünkü. Mesela 100 bin lira da paramız var. 100 bin lira totalde nisap miktarını aşıyor ama ikiye bölündüğü zaman 50'şer bin lira nisap miktarının tabii altında kalıyor. Tabii ki. Bu para böyle değerlendirildiğinde her ikisi de nisabı aşacak seviyeye gelene kadar bu kardeşlerimiz alabilirler mi? Yani hani filere göre alabilirler. Evet. Ama almak ne kadar doğru olur? O da ayrı bir biz şey. Orayı daha mağdur muhtaç insanlar varken. Çünkü biliyorsunuz yetimlerle ilgilenen çokça kişiler var, dostlarımız var, STK'lar var, kurum ve kuruluşlar var. İnanın yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Tabii ben seyircimizi kastetmiyorum. Mutlaka bir dostumuzun, bir meslektaşımızın sorusu. Diyor ki hocam diyor yetimlerle ben ilgileniyorum. Yetimlerimizin akıllı saate ihtiyacı var diyor. Ben diyor zekat olarak varlıklı insanlardan alıp da akıllı saat alsam diyor. Fakir mi diyorum? Yok diyor. İhtiyaçları yok diyor. Yani bunun gibi şeyler var. Eyvallah yetime hediye verebilirsin. Onun ihtiyaçlarını giderebilirsin. Ya hocam ben de orayı anlayamıyorum işte. Şimdi hani zekat veriyoruz tabii. Ya zekatı zaten vermek zorundayız. Şimdi ben de mesela bir ihtiyaç sahibi bir aileyi gördüğümüz zaman bir durumu iyi olan bir dostumuza diyorum ki bak şurada bir arkadaşımız var. Hani biraz yardımcı olur musun? İhtiyaçlarını giderir misin? Hocam ben zekatımı verdim diyor. Evet. Yani sadece bunu verip işten sıyrılıyor gibi oluyoruz. Bu da kötü bir şey değil mi? İnfak dediğimiz şey yani bu kalem sadece zekatla fitreden ibaret değildir. Eyvallah. Hani bağışlarımız var olmalı da sadaka değil mi ondan sonra? Aynen öyle. Meslemiz var. Bunu hep biz zekatla fitreyle ne yaparsak sınırlandırırsak yanlış yaparız. O zaman ne olur? Bir takım hayri hizmetler yürümez. Evet zekat farz bir ibadet, sadaka değil mi vaciptir. Eğer fidyesi ise bir orucun şeyleri, bedelleri ise o da nedir? Farzdır. Bunlar zorunlu. Zaten bunları biz ne yapacağız? İlgili yerlere zaten aktaracağız. Peki bunun dışında gönüllü sen ne yapabiliyorsun? Belki bu gönüllü olanlar daha tabii, da kıymetli. Daha da, evet yani o asıl fedakarlık. Öbürü zaten benim görevim. Eyvallah. Evet. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Mutlaka o tür kişileri ve kurumlara da ihmal etmemeliyiz. Zekat verdiğimiz zaman zekatı alan o ihtiyaç sahibine karşı şöyle bir mağrurluk falan oluyor gibi. Allah bizi o duruma düşmekten muhafaza buyursun ama ben tam tersini düşünüyorum. Ya Allah razı olsun kardeşim senin sayende ben zekatımı verebildim. Bu yük, bu sorumluluk benim üzerimden kalktı deyip ona teşekkür etmemiz lazım aslında. Fakat bizde biraz mağrurluk oluyor böyle. Yani aslında zekat fakirin hakkıdır. Aynen öyle. Biz vermemekle fakirin olan hakkını gasp etmiş oluyoruz.
Yani ona teslim etmek de onun hakkını vermiş oluyoruz. Yani aynen, biz kendimizden... Lütufta bulunmuyoruz aslında. Lütufta bulunmuyoruz, evet. Olaya böyle bakmamız lazım. Teşekkür ederiz. Asıl lütufta bulunmamız gereken şey nedir? Sadaka. Görevimiz olmayanı vermektir. Aynen evet. Öyle. Allah kolaylıklar versin. Kılıç 66 mahlasını kullanan izleyicimiz, Kur'an-ı Kerim meali okurken de abdestli olmak gerekir mi demiş. Yani sadece meali varsa abdestli olmak zorunda değil. Ama abdestli olması tabii ki her halükarda. İlla meali okumak için değil, normal zamanlarda da biz ne yaparız? Efendim ibadet yapalım veya yapmayalım. Abdest bozduktan sonra abdestimizi yeniden alırız. Çünkü ola ki ondan sonraki ibadet yapacağız, Kur'an okuyacağız veya başka bir şey. Ama sadece meali metni, Kur'an'ın orijinal metni yok. Bir kitap bulunduğu veya dini kitapları abdestli olarak okumak gerekmez. Zorunlu değildir. Eyvallah. Olsa daha iyi olur tabii ki. Peki. Adem Bey hayırlı akşamlar demiş. Hanımı adına soruyor galiba. Ya da bir hanımefendi ismi tam anlayamadım. Geçen yıl gebelikten dolayı Ramazan ayının orucunu tutamadım. Bu yıl da tutma imkanım olmadı demiş. Muhtemeldir ki emzirme durumu söz konusu. Ama Ramazan ayından önce bir kısmının fidyesini verdim. Geri kalanını Ramazan ayı içerisinde verdim. Ramazan öncesinde fidyesini verdiğim orucu tutmam gerekir mi demiş. Aslında fidye vermesi gerekiyor muydu sorusu da akıllara evet. Gelmedi değil. Tabii gerek yani hamilelik döneminde gerekse çocuk emzirme döneminde oruçları ne yapacak? Erteleyecek. Bir mazereti var. Mazerete mebni olarak oruçları ne yapmayacak? Tutmayacak. Peki tutamadığı oruçlar için fidye değil. Tutabilecek noktaya geldikten sonra yani artık o engelleri, o mazeretleri kalktıktan sonra ne yapacak? Bu oruçların kazasını yapacak. Kısaca fidyesini bile vermiş olsa sorunun cevabı olarak ne diyeceğim? Kaza yapabilecek imkanı yakaladığın kaza edecektir. Yani tabii. Kaza etme imkanı varsa fidye tabii. Verilmiyor değil mi tabii hocam? Evet. Peki. Aynur Hanım selamlarını iletmişler efendim. Yüzümde sonradan çıkan benler ve güneş lekeleri var diyor. Bunları aldırmak, sildirmek günah mıdır? Yani bu eğer sağlık açısından gerçekten zarar veriyorsa nedir? Onun o rahat şey rahatsızlığın zararın giderilmesi için yapılabilir. Tabii burada bir estetik vesaire bir dikkat çekme ne olmamalı? Olmamalı. Yani tedaviye evet ama estetiğe hayır. Evet. Peki hocam. Deriz. Nurgül Hanım selamlarını iletmiş. Peygamber Efendimiz'e kurban kesilir mi? Bir hocadan duymuştum. Kurban sadece Allah için kesilir demişti. Gittiğim mukabele organizasyonlarında da Peygamber Efendimiz için de kesilir demişler. Şimdi bir kafa karışıklığı söz konusu. Aslında Peygamberimiz için kesilir ifadesini yanlış mı anlamış hocam? Bana öyle geldi. Sanki öyle. Doğru, ibadetler sadece Allah'a yapılır. Peygambere veya bir başkasına ibadet yapılmaz. Fakat şöyle diyeyim ama kendimiz için kurban keseriz. Bir başkası için vekaleten kurban keseriz. O başka şey. Şimdi mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhissalatu vesselamın adına ama Allah'a kesiyor. Ona kesmiyor. Kurban kestiği rivayetleri vardır. Peki vardır da yapılabilir mi? Yapmak zorunda değiliz. O onun neydi? Vasiyeti üzere. Ne yapıyordu? Onu icra ediyordu. Şimdi buradan hareketle bazı kişiler, bazı gruplar, efendim bazı STK'lar diyelim, bağış toplama veya kurban hissesi toplama adına ne yapabiliyorlar? Böyle bir organizasyon içerisine girebiliyorlar. Ama yani bu organizasyon sanki kurban ibadetini deruht etmekten de öte, sanki bir yere bağış toplamak, evet, gibi bir amaç var. Tabii bunu da ne yapmamak lazım? İstismar aracı kurbanı yapmamak lazım. Yani şunu yapabilir miyiz hocam peki? Bizim maddi gücümüz var Allah'a hamdolsun. Evet. Bir hisse kendimiz için zaten tabii. Vacipte kesiyoruz. Bir hisse de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adına kesiyoruz. Yani onun adına kesiyoruz. Evet. Sevabını Efendimiz'e bağışlıyoruz. O kurban etini de tamamen dağıtıyoruz. Bu evet olabilir değil mi? Olabilir bu. Olabilir evet. Bu olabilir. Problem yok. Yani ama hisse böyle küçük paralar toplayarak onlar yapmak onlar biraz olmamalı. Sıkıntılı bir iş. Aslında bu tür şeyleri bir insan birden fazla kurban da kesebilir. Kestiği kurbanın sevabını da Peygamber aleyhissalatü vesselam olmak üzere bütün enbiya-i izamın veya bütün geçmişlerimizin ruhlarına da ne yapabiliriz? Bağışlayabiliriz. Eyvallah. Hüseyin Bey ve Nurettin Bey'in soruları hemen hemen birbirine benzer sorular. İkisinin de eşleri çalışıyor. İkisinin de maddi durumları hamdolsun iyi. İkisinin de aile bütçeleri ortak. Kurbanı her iki aile ikişer tane mi kesmeli yoksa bir evden bir kurban yeterli mi hocam? Yani kurbanla yükümlü olabilmek için bir defa mali
ne olmak lazım? Mali durumu iyi olması lazım. Nedir mali durumu? Temel ihtiyaçların dışında nisaba mali kadar, yani nisaba ulaşan bir birikime, fazlaca bir birikime sahip olmak. Şimdi aile bireyleri içerisinde karı koca veya yetişkin çocuklar, herkesin, yani her birerinin mali yükümlülüğü varsa her birerde ne yapar? Kurban keser. Kimin mali yükümlülüğü varsa o keser. Efendim karı koca, her ikisi de mali yönden kurban kesmekle yükümlüyse her ikisi de keser. Yani burada illa bir kişi, birkaç kişi diye bir şey yok. Belki aile içerisinde birden fazla kişinin mali yükümlülüğü vardır. O da olabilir. Herkes keser. Peki hiç kimsenin yoktur. İlla birisi ortaklaşa kurban kes. Ha burada hani Şafiilerin şöyle bir yani kifayi sünnet uygulaması vardır. Aile adına kurban kesilir. Kesilmesi sünnettir derler. Bazen mali durumları iyi olmayan insanlar illa kurban kesecekse bu tür bu niyetle kesmesini yapılabilir, tavsiye edilebilir veya herhangi birisinin adına da kesilmesine bir engel yoktur. Çünkü burada hiç kimse kurban kesmekle yükümlü değil. Peki hocam. Allah kabul etsin. Amin. Rana Hanım selamlarını iletmişler. Malumunuz yediğimiz özellikle üretilen ürünlerin helal gıda sertifikaları var. Bunu hem devletimiz hem de bazı özel firmalar helal gıda sertifikası veriyor. Bu anlamda tüketicinin bir sorumluluğu var mıdır hocam? Çünkü özel firmaların verdiği helal gıdanın şartları acaba tam yerini herhalde taşıyor mu diye bir endişe var. Devletimize belki güven var ama bu anlamda tüketici evet bunda helal gıda sertifikası var deyip gönül rahatlığıyla yesin mi? Tabii cam boğazdan gelir derler ya, yani boğazdan aşağı inenin helal, sağlıklı olması da önemli. Bir de işte ne diyoruz, böyle hazır gıdaların tüketildiği, bir takım katkı maddelerinin olduğu ürünlerde içerisinde neyin olup olmadığı veya bizim için helal olmayan ondan sonra diyelim ki unsurlar ihtiva edip etmediği de önemlidir. O halde ne yapmak lazım? Burada yani helal sertifikasının önemi ortaya çıkıyor. Bunu geçmişte efendim bazı özel şeyler bunu denetliyor olsa da şimdi ülkemizde gerçekten neler vardır? Uluslararası değil mi? Standartları taşıyan, hatta denetimleri yapılan bir ürüne bu sertifikanın verip verilmemesi için gerçekten üretim aşamasından tutun artık yani tüketiciye ulaştığı noktaya kadar ne yapılan denetlenen safhaları vardır. Bu standartları taşıyan kurumların vermiş olduğu sertifikaları ne yapmak lazım? Önemsemek lazım. Bugün gerçekten helal sertifikası değil mi? TSE bünyesinde ne yapılabiliyor? Helal sertifikası veriyor. Bunu esas almak lazım. Yani biz yoksa, ürünlerdeki TSE damgasını görsek bu bizim için yeterli midir? Yani? Hayır, helal diyelim. Helal de tabii, olması tabii, lazım. Helal var. Evet. Çünkü bir bakıma bizi ne yapıyor? Aa, bu denetlenmiş, o standartları taşıyor düşüncesiyle hareket ederiz. Yani sağlık ve sadece ne diyeyim, çünkü sağlığımız da o işin neyle alakalı? Helalli başka, bir de sağlığı başka. Her ikisi de denetleniyor diye düşünüyorum. Lütfen o hassasiyete dikkat edelim. Eyvallah. Çeşitli özel kuruluşların verdikleri de belki olabilir ama özellikle resmi olanı önemseyelim. Pekala. Emrah Bey, sosyal medya üzerinden vitir namazındaki 3. rekatta getirdiğimiz kunut tekbiriyle alakalı teknik bir şey sormuş hocam. Kunut tekbirini aldığımızda, almazdan evvel ellerimiz bağlı. Kunut tekbiri için ellerimizi kaldırıyoruz hocam. O ara ellerimizi salacağız mı diyor, yoksa hiç salmadan direkt bağlayacağız mı? Bu konuda bir karışıklık varmış. Aslında yok. Yani şöyle diyeyim, kunut tekbiri için ellerimiz bağlıyken kunut tekbiri getireceksek aşağı salmadan direkt olarak ne yapmamız lazım? Tekbir almamız lazım. Peki bir insan böyle değil de o uygulamaya aykırı yaptıysa namaz bozulmaz. Ama doğru uygulama nedir? Salmadan tekbir almaktır. Peki, Allah kabul etsin. Pınar Hanım hayırlı yayınlar demiş. Örgüden yapılan süs bebekleri kullanmakta, bunları satmakta bir problem var mı diyor. Tabii dinimiz tevhid ondan sonra yerleştirmek için Peygamber aleyhissalatü vesselamın neleri? Tevhid mücadelesi olduğu dönemlerde ne vardı? Şirk ve şirki anımsatan şeylerden uzak durmak için özellikle canlı figürlerin efendim şeyine ne yapmıştır? Biraz hassasiyet göstermiştir. Eğer biz bugün özellikle örgü bebeklerin veya kız çocuklarının özellikle oynaması için, eğlencesi için canlı varlıkların biblolarda dahil olmak üzere tazim ve tapılmak
onları kutsamak gibi bir amaç, bir inanç güdülmediği sürece ne yapılabilir? Örgü bebekler alınabilir, satılabilir. Hatta bunlar üretilebilir de. Ama hassasiyetimiz gayet şey, şirki çağrıştırmayacak. Eyvallah. Ona hizmet etmeyecek. Evet. Pekala. Konvansiyonel bankalardan alınan maaş promosyonuyla alakalı şüpheli olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini biliyoruz demiş Beyhan Hanım. Esavla Mümin Bey. Peki katılım bankalarından alınan maaş promosyonuyla alakalı cevap nedir? Oradan alabilir miyiz diyor. Yani aslında promosyon dediğimiz şeyin siz ifade ettiniz. Nereden alınırsa alınsın ne amaçla ve neyin karşılığı olarak verildiği nedir? Birazcık bir takım şaibeleri beraberine getirmektedir. Hangi banka olursa olsun. Yani banka kendi müşterisi dışındaki insanlara promosyon verebiliyor mu? Veriyor mu? Hediyeler dağıtıyor mu? Dışarıdan niye olan hiç kimseye vermiyor. Niye acaba kendi müşterisine ondan sonra bu promosyonu, bu hediyeyi? Promosyon hediyedir. Peki bu hediyeden acaba bir beklentisi var mıdır? Değil mi? Bunları ayrı ayrı üst üste koyduğumuzda ne yapıyor? Hadi bir takım şüpheleri beraber. O zaman bu yolla elde edilmiş kazanç nedir? Şüphelidir. Şüphelilerden de uzak durmak hem bizim dinimiz hem değerlerimiz açısından önemlidir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor hadisinde? وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ diyor. Değil mi? Onlara yapmak da artık bizi ne oluyor? Haramlara doğru götürüyor. Direkt haram diyemiyoruz. Şüphelidir diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının bir uygulaması vardı. Bunlar gerek çıkar, karşılıklı çıkar ilişkisi içerisinde olanların, bak hediye değil başka bir şey. Bir insan bir başkasına borç verdiğinde efendim borçlu alacaklısına artı hizmetlerini ne kabul ederdi? Ne kabul ederdi? Faiz olur. Faiz gibi kabul ederdi. Yani bunu yapmazdı. O zaman biz de ne yapacağız? Onlar bizim örneklerimizse biz de lütfen bu ilişkilerimizi daha sağlıklı sürdürmeliyiz. O halde bankanın bize vermiş olduğu promosyonun ne sebeple verildiğini, neyin karşılığında verdiğini sorguladığımızda bizim maaşımız kadar helal bir kazanç olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Müstefit olduk. Hem dün hem bugün sorularımıza cevap verdiniz. İyi ki varsınız. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. İnşallah efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet aziz dostlar bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza göstermesi insanoğlunun mutluluğundandır. Allah'tan hayırlı olanı istemeyi bırakması ve Allah'ın kendisi için takdir ettiğine öfkelenmesi ise insanoğlunun bedbahtlığındandır. Cenab-ı Allah bizi mutlu kimselerden eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hangi kişiler kullanmışlar? Cami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.